5 dakika oldu, gireceğim ben kamuya. Hayırlısıyım, kendimden ümitliyim. Şöyle, saçlarımı da hiç havalı yapamıyorum. Hani böyle, kimisi öyle mesela şöyle, şöyle falan hani anlatıyorlar. Evet, burçlardan bugün bahsedeceğim falan. Herkese merhabalar. Bugün Koç burcunu ele alacağım ve Koç burcunun diğer burçlarla ilişkisini ele alarak çekmek istedim açıkçası bu videoyu. Bunun da en büyük sebebi bana ilişkilerle ilgili, işte ben yayım, aslanlı olur muyum, ben işte teraziyim ama koçla anlaşır mıyım gibi çok soru soruyorsunuz. Çok da haklısınız. Yani ben de hani sizin yerinizde olsam, astrolojiye merakım olsa kesinlikle böyle sorular sorardım. O yüzden ben de şuna karar verdim. 12 burcu da ayrı ayrı ele alacağım. İlk burç da Koç burcu olacak. Şimdi Koç burcu, Koç burcuyla anlaşır mı? Koç neydi bir kere? İlk önce onu hatırlayalım. Birincisi, çok çabuk parlardı. Hiçbir şekilde kin tutmazdı. Öncü ve eril bir burç. Zaten ilk burç bütün 12 burcun içinde ve arasında. Yani astrolojiye ilk adım atan burç diyebiliriz. Dolayısıyla da böyle önü çeker, benim dediğim olsun ister, liderlik özelliklerine sahiptir. Şimdi bir Koç burcu, Koç'la anlaşır mı? Tam emin değilim. Bu arada parantez açıyorum. Bunun altını çiziyorum. Bütün video boyunca ve bütün bu ilişkiler videoları boyunca, hani diğer burçlarla da ilgili, şunu lütfen hep aklınızda tutun. Birisinin sadece burcu Koç diye onu tamamen evet bu Koç diye ele alamayız. Çünkü haritasındaki bütün o diğer evlere bakmak gerekiyor. Hangi gezegenleri var, o gezegenlerdeki burçlar ne durumda, açıları, yani birçok etkeni oluyor. Dolayısıyla eğer ki doğum haritasını biliyorsanız ve en azından o 12 evi ve gezegenlerinin burcunu da biliyorsanız, bu şekilde ele almanız çok daha doğru olur. Yani onların toplamında diyeyim, çoğunlukla o kişi su elementine sahipse o şekilde düşünün. Ya da Koç burcu ateş elementi fazlaysa o şekilde ele alın. Bu bir dipnot olarak dursun. Şimdi esas konuya giriyorum. Koç burcu Koç burcuyla olur mu? Evet hayır diye ilerlemek istemiyorum. Size yüzde vererek ilerleyeceğim ve bu yüzde sadece benim düşüncelerime dayanıyor. Yani siz tabii ki de farklı düşünebilirsiniz. Başka astrologlar, başka astrolojiyle ilgilenenler tabii ki farklı düşünebilir. O yüzden bunu lütfen bu şekilde ele alın. Bana kalırsa bir Koç burcunun Koçlu olmasının yüzdesi açıkçası %35. Neden diye sorarsanız, çünkü ikisi de lider, ikisi de öncü, ikisi de böyle anında parlar. Tabii ki ikisinde de Koç baskınsa bir anda böyle parlayıp bir anda sönerler. Asla kin tutmazlar ama ilişkileri bir süre sonra yıpranabilir ve birbirlerini yorabilirler. Bu açıdan da ben çok sağlıklı bulmuyorum bir Koç'un bir Koçlu olmasını. Ama böyle deyince de tabii çok böyle ön yargı gibi geliyor bana. O yüzden dediğim gibi bunlar sadece düşünmenizin faydalı olabileceği, böyle aklınızda olsun diyebileceğim bilgiler. O yüzden hayatınızın odak noktası haline, hani o Koçsa ben de Koçum olmaz diye de düşünmeyin. İkinci burç Koç boğayla olur mu? Bana kalırsa bunun yine yüzde oranı %75. Neden? Şimdi Koç eril bir burç, boğa dişil bir burç. Koç böyle bir anda parlar, yani çok işte kin tutmaz ama dobradır. Boğa da diğer yandan daha dişil zaten bir burç. Boğa toprak elementine sahip, sabit bir burç. Aynı zamanda sakindir. O böyle giyinsin, kuşansın, işte yemek yesin, hayatın tadını çıkarsın. En tembel de demeyeyim de, çünkü bana göre teraziler tembel ama hantal. Boğalar kesinlikle hantal bir burç. Dolayısıyla Koç boğa %75 dedim galiba, kendimi yanıltmayayım. Uyar, uyumlu bir çift olur. Çünkü Koç'un böyle tez canlılığı, hemen olsun bir anda yapayım ne? Boğanın böyle aman boş ver yarın olur falan, hani o böyle yavaş hali iyi gelir. Boğalar aynı zamanda çok sanatçı yönleri de kuvvetli bir burçtur. Bunu daha önce söylememiş ya da eklemeyi unutmuş olabilirim. Kesinlikle mesela çok estetikten iyi anladıkları için gezegenlerinden dolayı o anlamda da Koçlara bir şey katmaları çok muhtemel. Koç ikizlerle olur mu? Hemen size söyleyeyim. Bana kalırsa %67.
Neden böyle düşünüyorum? Çünkü ikisi de eril burç. Ama koç daha böyle iş odaklıdır aslında. Yani bir şeyi varsa mesela ben buradan şuraya gideceğim derse o koçu durduramazsın. O gider. Zaten önü çekiyor yani dediğim gibi. Ama ikizler değişken. Bugün öyle der, yarın böyle der. Ay ben onu seviyorum. Ay ben zaten bunu da seviyorum. Ay işte şunu yapacağım ama ben bunu da yapacağım. Böyle bir maymun iştahlı. Yani birbirlerine aslında değişik gelebilirler. Ama uzun vadede koç yani sıkıldım senden diyebilir. Çünkü ikizler değişken bir burç olduğu için zaten böyle stabil olmayı çok sevmez. Değişiklikten hoşlanır. Koç da onun bu değişkenliğine mesela bir anda patlayabilir. İkizler de böyle çok konuşabilir. Hani gibi gibi böyle dinamikler söz konusu olursa ilişkileri biraz zorlaşabilir. Ama ikizler çocuk gibidir. Yani aslında ikizlere böyle tatlı tatlı yaklaşırsanız ay canım benim gel buraya falan şeklinde hani böyle biraz oyuncu diyeyim. Çünkü eğlenceyi çok sever. Hatta eğlenceyi en çok seven aynı zamanda en playboy burçlardan biridir. Nacizane aldatmaya da en meyilli hani 12 burç içinde diyeyim. İkizler hani yüksektedir burada. Ama koçla evet anlaşma olanı var ve özellikle onun böyle bir anda patlamalarına da ikizler daha böyle eğlenceli, hayat dolu hani bir orada bir burada yaklaştığı için kesinlikle iyi gelebilir. Şimdi koç burcu yengeç burcuyla anlaşır mı? Yüzde vereceğim. Bana kalırsa %60. Neden? Şimdi zaten eril burcun dişil burçlu olması aslında artı bir özellik. Genel anlamda tabii ki de. Yani koç bayağı eril, bayağı böyle tuttuğunu koparan, yani koçu böyle hep anlatmayacağım ama yengeç de burada daha böyle içine atan, hani daha yumuşak. Biliyorsunuz elementi ay, yengeç burcunda videomu izlemediyseniz şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Benim anlaşmayı bir kova olarak en zor bulduğum, dobro olmayan, yani böyle biriktiren, son anda size bir gol atan. Ama neden o gol geldi hani bunu anlamazsınız çünkü size açık açık konuşmayabilir, kırılmayın diye tamamen duygularınızı incitmemek adına genel olarak. Ama yengeç de öncü bir burç. Buradan yakalayabilirler ve yengeçlerin aslında kırmamak için özen gösterirler ama doğruyu da söyleme meyilleri vardır. Yani zaten yalan söylemezler. Genel olarak yengeçler ya hiçbir şey söylemez ya da doğruyu söyler. Çünkü arkaları da oğlaktır. Oğlak zaten dobra. Dolayısıyla anlaşma olasılığınız yüksek. Ama en muhteşem çift olamayabilirsiniz hani koç yengeç olarak. Ama su elementi ateşle kesinlikle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Aslan'a geleceğim. Vallahi Aslan'a vereceğim yüzde net olarak %25 maksimum benim için. Çünkü Aslan ben der. Ben bunu severim, ben bunu yaparım. Güneş yani zaten bizi biliyorsunuz güneş olmasa hayat biter. O dolayısıyla kendini ben yaptım olduğu moduna sokar. Böyle tiyatro zaten Aslan'a göredir. Çok çok harika oyuncular Aslan Burcu'ndan çıkar. Aynı zamanda şeydir de böyle giyinmeyi, kuşanmayı ama kendini böyle göstermek için yani beni fark edin. Pohpohlanmayı biliyorsunuz en çok seven burçtu. Bu arada bu video yayına girdiğinde %90 akrep dahil bütün 8 burç yayında olmuş olacak sanıyorum. Yani %100 diye düşünüyorum. Bir YouTube'a bir şeyler olmazsa. O yüzden de hani bütün burçları izleyebilirsiniz. Diğer burçlar nerede diye soruyorsunuz bana. Her burç sırasıyla gelecek. Yani o zaman mesela yay burcu ne zaman başlıyor şu an aklımda değil. Ama Kasım sonu mu başlıyor? O zaman başlıyorsa mesela o zaman yayına girecek. Öyle düşünürseniz sevinirim. Dolayısıyla koçun aslanla olması çok zor. Ama ikisi de eril. Biri öncü koç, aslan burcu sabit. Oradan belki tutturabilirler ama dinamikleri çok çatışmalı olabilir. Dolayısıyla da hani ikisi de tabii ki de birbirinizi seviyorsanız ve böyle bir yani koç aslan beraberliğiniz söz konusuysa dediğim gibi zaten haritanızda aslansınızdır, koçsunuzdur ama su daha fazladır. Ne bileyim toprak elementi daha fazladır. Oralardan yakalayabilirsiniz. Ama baskın bağıra bağıra koç aslan biraz zorlayıcı olabilir. Koç başağa gelirsek koç ateş, başak toprak. Yani toprak ateşi biliyorsunuz dinginler. Dolayısıyla başak burçları da böyle detaycıdır mesela. Koç detaycı değildir.
Başağın o detaycılığı, eleştirel olması. Çünkü Koç burcu eleştiriyi aslında alır. Şöyle bir şey var, bu çok önemli bir ayrım. Koç herkesi dinler. Yani dinlemeyi zaten öğrenmesi gerekiyor. Çünkü en önemli onun hayat derslerinden biri bana kalırsa dinlemek. Koç ve ikizler için özellikle. Bütün görüşleri, yani gelişkin bir koç diyeyim, bütün görüşleri dinler ama kendi bildiğini yapar. Yani sizin söylediğiniz bir şey aklına yatarsa eğer onu dinler. Ve bu anlamda da yine gelişkin bir koç zaten lider olma vasfına da sahip olduğu için başarmayı bilir. Ama değişik insanlardan değişik fikirler almayı öğrenmesi gerekebilir. Bu noktada da Başak Burcu'nun detaycılığı, eleştirelliği, mükemmelliyetçiliği kesinlikle besler ve bence %80 derim, belki %83 yani net olarak böyle söylemem gerekirse anlaşma olasılıkları çok fazla. Başak aynı zamanda değişken, değişken olmasından dolayı da koça böyle bir dinamiklik getirir. Bu yüzden de anlaşabilirler. Koç burcunun arkası terazi. Dolayısıyla normalde baktığımızda aslında bir %90 falan demem gerekiyor. Çünkü koçun önü diyeyim, yani önünüz koç, sizin burcunuz koç. Arkanız yani gölge yanı diye geçen tarafınız, sırtınız terazi. Yani siz aslında bir koç burcu olarak teraziyle birbirinizi dengeliyorsunuz. Böyle düşünün. Terazi burcu da öncü bir burç ama daha böyle estetik, alım, çalım. İki isimden örnek vererek gideyim hani Türkiye'den. Koç deyince açıkçası benim aklıma gelen iki isim mesela Şebnem Ferah ve Okan Bayülgen. Terazi denince aklıma gelen iki isim Hülya Avşar ve Tarkan. Hani böyle bir kafanızda canlandırın. Hülya Avşar, Tarkan daha böyle bir hani alımlı, çalımlı. Ama Şebnem Ferah, Okan Bayülgen daha böyle sözünü esirgemeyen, böyle lider. Bu açıdan düşünürseniz aslında birbirlerine katacak çok şeyleri var. Özellikle koça böyle o bir boğa kadar, terazi kadar estetik düşkünü değildir. Ama mesela terazi burcu çok güzel giydirmeyi sever. Hani ben nedense hep koç olunca hani eril bir burç olduğu için erkeğe gidiyor aklım ama kadın... Koç burcu kadınıyla terazi burcu erkeği dahi olsa hani o da kadınına bence bunu giy güzel olur gibi gibi şeyler söyleyebilir. Daha da detaylara inmek istiyorum ama diğer burçlara da zaman kalsın. Sonuç olarak uyumlu bir ikili. Bu arada ekstra sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Lütfen bu videonun altına sorularınızı bırakın. Yani deli gibi böyle şu ana kadar soru manyağı olmadım. O yüzden hani hepsini yanıtladım. Her sorunuzu sorun ve elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağıma emin olabilirsiniz. 8. burcumuz Akrep. Akrep sabit bir burç, dişil bir burç. Akrep sokar. Yani net olarak bunu söylemem gerekiyor. Akrep kindardır, kin tutar. Ama bu onların doğasında vardır. Çok sabırlıdır. İnanılmaz gizemlidir, tutkuludur. Akrep videosunu da izlemediyseniz onu da şuralardan izlemenizi öneririm. Nedense bu videoda içime doğan, içimden gelen özellikle yengeç ve akrebi size önermek oldu nacizane. Dolayısıyla yüzde kaç derim? Ben koçla akrebe açıkçası %50 derim. Çünkü bana kalırsa ya muhteşem bir ikili olurlar ya da gerçekten hiç anlaşamazlar. Çünkü akrebin zaten öyle diğer burçlarla hani çok kolay anlaşamaz. Anlaşır aslında, yani şöyle demek istiyorum. Mesela akrep kovayla rahat anlaşır. Çünkü kova ona çok değişik gelir. Ama o daha derinlik arar. Ve kova da aslında daha mantıksal yaklaştığı için akrebin o tutkularına, o derin duygularına kovanın o değişik fikirleri uyar. Ya da mesela balıkla anlaşabilir. Ama koç bu noktada hani bir anda patlaması, işte böyle çok açık sözlü olması ve düşünmeden konuşması akrebi sinir edebilir. Ve bir akrep burcu sinir olur, sinir olur, sinir olur ama en sonunda patlamadan da yavaş yavaş sokarsa işler çok iyiye gitmeyebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta her zaman fayda var akreple ilgili. Koç ve yay iyi bir ikili olur. %85. Ya şimdi şeyi de düşünüyorum, %100 vereceğim hiç mi burç yok? Ama yani %100 versem bütün burçlar arasında teraziye ve balığa herhalde veririm. Şimdi yay ile anlaşmasının en büyük sebebi yay bir kere gezmeyi sever. Onun için sınırlar yoktur. Hani o sınırsızlıktan hoşlanır.
Uçların insanıdır yay. Zaten yani önü ikizler arkası yaydır ya da yay önü ikizler arkasıdır gibi düşünün. Koçla çok eğlenebilirler. Koçun böyle bir anda patlamalarına yay, ay burada patlanacak bir şey mi var canım gibi böyle hani tatlı tatlı tepkiler verebilir. Aslında yaylarla ilgili bir de şöyle bir şey var. Yani dışarıdan böyle çok derin değilmiş gibi gözükürler ama aslında gerçekten çok derin düşünürler. Ama eğlenceye de çok düşkün olduklarından dolayı orada biraz yanıltabilirler. Kesinlikle koç ve yay iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Şimdi sonlara geliyorum. Oğlak burcuyla koç. Oğlak burcuyla koç bana kalırsa %57. Neden böyle diyorum? Çünkü oğlak çok mantıksaldır. Aslında %57 diyorum ama %65'e kadar da gider. Yani bence %70'i bulmaz diye düşünüyorum. Çünkü oğlak daha mantıksal. Evet işlerimiz nedir? Çok iş odaklıdır. Yani bunu mu yapalım, bunu mu yapalım, böyle ilerleyelim falan böyle sever. Oğlak da öncü bir burç, aynı zamanda dişil bir burç. Bu dişil olmasından dolayı zaten birbirlerine iyi gelebilirler koçla oğlak. Ama bir yerde hani biri lider, biri iş odaklı sıkılabilirler. Çünkü ikisinin de aslında zevk aldığı şey, koç başarmayı sever, oğlak da iş odaklıdır. Yani oğlak hep çalışmak ister ve çalışmaktan keyif alır. Başarmak da önemlidir ama oğlak için açıkçası o bir koç kadar değil, hani ikinci plandadır. Bu yüzden hani sıkıcı olmazsanız diyeyim, çok kaba tabirle tabii ki de, o yüzden lütfen bunu sıkıcı mısınız siz gibi algılamayın. İyi bir beraberliğiniz evet olabilir. Kovaya geleceğim. Şimdi ben bir kovayım. Kovaya kova olduğum için net olarak kendimden yola çıkayım. Bir koçla kovanın anlaşma olasılığı %45 bana göre net. Çünkü kovalar yine ben diye bahsedeceğim. Yani double kova olduğum için. Koçlar bizi çok kolay sinir edebilir. Çok kolay onlara gıcık olabiliriz. Çünkü böyle akıllarına geldiği gibi konuşurlar. Özellikle sinirlendikleri zaman biz de böyle hani nasıl böyle konuşabilirsin? Hani bir ölç tart öyle konuş diyebiliriz. Aynı zamanda koç yine öncü olduğu için kova burcu ikisi de eril. Dolayısıyla aslında bir yerde ikisi de dominanttır. Yani bunu böyle de alabilirsiniz. Çünkü kova çok kendi ayakları üzerinde duran bir burçtur. Beraber takım işi yapmayı sever ama bireyseldir de, yani bağımsızlığını ilan eder. Zaten bu kovanın en büyük özelliği. Koç da ilk burç, o da işte ben yaparım, ben ederim. Yani kova da der neyi yapıyorsun, hani neyi sen yapıyorsun, beraber yapacağız ya da nasıl böyle konuşuyorsun. Dolayısıyla anlaştıkları yerler de var tabii ki. Mesela başarmasını, bu kadar bir şeyi istediğinde tutkuyla ona gitmesini, o ateşini kova çok sever. Koçun da, şimdi ben de tanıdıklarımı da düşünüyorum bu anlamda. Yani arkadaş olarak açıkçası anlaştığım koçlar var. Ama koç zorluyor. Hiç öyle mesela, bu tabii ki çok şahsi. Ama benim koç burcuyla çok derin bir ilişkim hiç olmadı. Ama bilmiyorum, tabii ki de çok güzel bir ikili de bazı dinamikleri yakalayabilirseniz. Mesela ikisi de gezmekten hoşlanabilir. Değişik şeyler denemeyi sevebilir. Ama çok böyle bağımsız olurlarsa, çünkü koç da kendi başına yapar, kova da onu sever. Burada bir hani dengeyi bulmakta fayda var. Ve son olarak koçla balığı anlatacak olursam, koç balık uyumu bana kalırsa %80, belki hatta %82. Şimdi bunun en büyük sebebi, balık zaten dişil bir burç, değişken bir burç ve kesinlikle sezgilerine göre, pardon, aslında sezgiler akrebe, 6. his bence daha çok balığa yönelik. Bu noktada hani koç o kadar ben yaparım, ben ederim falan böyle şeklindedir ki, balık da böyle ay öyle mi yapsak, hani böyle daha yumuşak. Onun yumuşaklığı kesinlikle koçun ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Bu arada yeri gelmişken hani koç burçlarına ben meditasyonu, yin yogayı, böyle sizi daha dinginleştirecek, daha böyle, çünkü siz ateşsiniz ve gerçekten böyle tutkulusunuz ve hareket insanısınız, çok tez canlısınız. Sizi biraz daha hayatta böyle yavaşlatacak şeylere ihtiyaç duyabileceğinizi düşünüyorum. Balık burcuyla bu kadar anlaşmanızın en büyük sebebi de zaten size bu noktada iyi gelmesi. Dolayısıyla da bu şekilde anlaşma olasılığınız yüksek. Şimdi size iki sorum olacak. Eğer ki koç burcuysanız, sizin beraber olduğunuz kişi
hangi burçtan ve de anlaşıyor musunuz? Nasıl ilişkiniz? Ya da bu anlattıklarım size hitap ediyor mu? Bunu benimle lütfen yorumlarda paylaşın. Aynı zamanda benim aklıma takıldı. Mesela şey geldi, işte Kenan Doğulu İkizler Burcu, işte Beren Saat Balık Burcu. Bir anda onları böyle canlandırdım gözümde. İşte ne bileyim böyle kim kimle hani ünlülerden öyle koç olup da başka bir burçla olan Türk kim var? Aklınıza geliyorsa da benim şu anda merak ettiğim bir şey oldu. Yorumlarda bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü bu bana desteklerinizi gösteriyor ve bence desteği hissetmek, bunu bir de sizlerden yani benim videolarımı izleyen birilerinden hissetmek çok çok bana özel böyle duygular katıyor. Çok iyi hissediyorum kendimi. Manevi değeri çok büyük. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve umut dolu kalın. Görüşürüz. Sen de gel istiyorum ben. Öpsteş! Heyecan yaptım ya. Başlayamıyorum.